GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak incelediğimizde özellikle Euro Dolar paritesinin gün içerisinde 1.3687'lerden satış baskısına maruz kaldığını ve Bollinger bandının orta noktası olan 1.3629'lara kadar geri çekildiğini görmüş bulunmaktayız. Özellikle Bollinger bandının orta noktasının teyit etmesi bundan sonraki süreçte nasıl hareketler gerçekleştireceğini ilişkin bize dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Şu anda her ne kadar 1.37 seviyeleri altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam edebilir ifadesini kullansak da şu anda Bollinger bandının orta noktasında karar verme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 1.3629 civarları aşağı yönlü kırabilirse, yani Bollinger bandının orta noktası aşağı yönlü kırılabilirse 1.3580 ve 1.3550 seviyeleri test edilmek istenebilir. Bu yüzden de şu anda bulunduğu nokta aslında Euro-Dolar paritesi için önemli. Özetlersek gün içerisinde 1.37 seviyesi altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Bollinger bandının orta noktası olan 1.3625, 29 bu destek noktalarını da kırması durumunda aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde çok net bir şekilde sıkışık bir seyirde hareketlerini sürdürmekte. 1.6625'lere kadar yükselmiş ve 1.6535 olarak da en düşük seviye olduğunu görebiliyoruz. Genel anlamda baktığımızda aşağı yönlü baskı oluşabilecek bir destek aranmıştı ancak gelen veriler bu şekilde yorumlanmadı. Ama eğer 1.6625 bariyeri geçilmezse gün içerisinde tepki satışlarının gerçekleşme ihtimali oluşabilir. Özellikle hatırlarsanız daha önce de 1.6666'lardan satış baskısı oluşmuştu. Bu yüzden de tekrardan dikkat etmekte fayda var. 1.6625 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında tepki satışlarının devam etme ihtimalinin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Eğer 1.6625 geçilmezse 1.65'lere doğru geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Gün içerisindeki dip noktamız 1.6535. Daha sonra bu destek noktası kırılması durumunda da 1.6495 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. Ama şartımız 1.6625'in altında kalması koşuluyla diyebiliriz. Dolar yene geçecek olursak özellikle gün içerisinde 103.25'lere doğru bir çıkışın oluştuğunu gördük. 101.75 seviyelerinden alınan destek aslında günlük grafikte içimi oku indikatöründe bulutun alt noktasına doğru bir geri çekilmeden sonra yaşanılan yükseliştir. Ha, bu süreç devam ederse yukarı yönlü çıkışlar devam etmek isteyebilir. Ancak 103.25 bariyerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu direnç noktası altında yeniden satış baskısı oluşabilir. Bu yüzden de karar verecekken 103.25 bariyerine dikkat etmekte fayda var. 103.25 geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer yukarı yönlü işlem stratejisi oluşturmak istiyorsanız 103.25'lerin geçilmesini beklemek gerekiyor. Bu şart sağlanırsa zaten 103.55 ve 103.85'lere doğru bir hareketlilik gözlemleyebiliriz. Dolar yenden sonra yurt içinde dolar Türk lirasını inceleyecek olursak özellikle bu gece Merkez Bankası'ndan çıkacak olan sonucun kur üzerinde net bir şekilde etki yaratacağını ifade edebiliriz. Teknik olarak grafiği incelediğimizde dün de bunu çok net bir şekilde görmüş olmanız gerekiyor. Çünkü GCM Forex olarak yatırımcılarımıza bazı kritik uyarılarda bulunmuştuk. Özellikle geçtiğimiz günde son düşüş öncesinde 2008 yılında gerçekleşen RSI'deki tepenin test edildiğine ilişkin bir uyarı maili bilgilendirmesi göndermiştik ve zaten bu süreçten sonra aşağı yönlü baskı oluştu. Maksimum tepeden sonra yaşanan hareketlere bakın. Maksimum tepe gerçekleştirdikten sonra yaşanan hareketlere bakacak olursak sanki birbirini tekrarladı şeklinde bir
fikir oluşturmamıza katkı sağlamaktadır. Bu düşüşler devam eder mi? Tabii ki Merkez Bankası'ndan çıkacak olan sonucun Türk lirası üzerindeki etkisi dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Beklenti kurun aşağı yönlü devamını getirmesi yönünde. Teknik olarak baktığımızda 2.30-35 seviyesi altında düşüş baskısı devam etmektedir. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Çizilen RSI indikatöründeki grafiğe baktığımızda bir yükselen trend var. Yani şu anda biz yükselen trendde tepki satışındayız. Yani bu yükselişler tekrar devam edebilir anlamına geliyor. Bu yüzden de satışlarda aşırı duygusallıktan uzak durmak ve aslı olan trende odaklanmak önemlidir. Bu yüzden de evet düşüşler önemli. Düşüşler pariteyi aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ancak nereden alabiliriz sorusunu da kendimize sormamız gerekmektedir. Gün içerisinde dediğimiz gibi 2.30-35 altında aşağı yönlü baskı devam etmektedir. Ham petrol fiyatına baktığımızda 98 bariyerinden dönüş gerçekleştirerek satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Özellikle ve özellikle 98 bizim için önemli olduğunu ifade etmiştik. Dikkat ettiyseniz zaten 97-78'lerden önemli bir dönüş gerçekleştirdi. Bu yüzden de bizim için 98 önemli diyebiliriz. 98 öncesinde de 96-85 bariyerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 96-85 daha önce test edilip geçiremeyen bir bariyer noktasıydı. Bu yüzden de 96-85 gün içerisinde bizim takip etmemiz gereken bir bariyer ama aslı olan bariyer ise 98'dir ve bu bariyerler altında satış baskısının devam etme ihtimali kuvvetlidir. Eğer aşağı yönlü baskılar devam edecekse geleceği ilk nokta 95-60 ve ondan sonra da 95-20 olarak belirlenmiştir. Daha net hareketler tabii ki gözlemlenebilir. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişmektedir. Özellikle ve özellikle 96-85 ve 98 seviyeler arasında aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini yineleyebiliriz. Altına geçecek olursak özellikle altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününde 1279'lardan satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Tabii ki FOMC öncesinde piyasalar karar aşamasında, bu yüzden de altın fiyatlarına daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Günlükte Bollinger bandında önemli bir dönüş var. Bu yüzden de altın fiyatları aşağı yönlü baskılarını devam ettirebilir. Bollinger bandının orta noktası 1242'lerden geçiyor ve burası test edilme ihtimali mevcuttur. Bunu destekleyen bir grafikte kısa vadeli 4 saatlik grafiğe baktığımızda sanki omuz baş omuz formasyonu varmış gibi bir görünüm söz konusu. Eğer bu şart sağlanırsa altın fiyatlarında 1242'lere doğru bir gerilme gözlemlenebilir. Zaten burada 4 saatlik grafiklerde kanalın alt noktasıdır. İşte hem günlükte hem de 4 saatlikte aslında 1242'nin hedef olması yönünde önemli sinyaller var. Eğer piyasada bunu desteklerse gün içerisinde altın fiyatlarını 1242'lere kadar geri çekilme ihtimalini görebiliriz. Ancak altındaki son kararı FOMC'nin yarın akşamki FOMC tutanakları sonucunun vereceğini ifade edebiliriz. Kıymetli madenlerden gümüşe de bakalım. Gümüş fiyatlarını inceleyelim. Özellikle altına göre daha kalıcı bir aşağı yönlü hareketlerinin olduğunu görebiliyoruz. Özellikle şu noktalarda çok net bir sıkışıklığın olduğunu görebiliyoruz. Burada 18.66 ile 20.60 arasında 18.70 ile 20.60 arasında önemli bir sıkışma söz konusu ve özellikle aşağı yönlü baskıların çok net bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Genel anlamda 20.40, 20.60 bu civarlar önemli. Bu bariyerler geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etme ihtimali artacaktır. Böyle bir ihtimalde aşağı yönlü baskıların 18.70 ve 17.70'lere kadar geri çekilme ihtimalleri mevcuttur. Gün içi baktığımızda ise şu anda 19.70'lerde hareketlerini sürdürmektedir. Hani kısa vadeli bakacak olursak eğer hemen buradan Fibonacci'den yardım almamız gerekiyor. Fibonacci rakamlarına baktığımız üzere özellikle ve özellikle 19.90 bariyeri %50'lik düzeltme noktası önemli. 19.90'ların altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Genel anlamda
Parite ve MTR'larla ilgili teknik güncel seviyeler gün ortasında ilgili beklentimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde trend türünde pozisyonlar gerçekleştirmeyi ve stop loss noktasını kullanmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.